bilim politikaları, bilim dünyasının ulusal yetkinliğiyle uluslararası saygınlığını yeniden tesis edeceğiz. Türkiye'yi bilimsel ve teknolojik cazibe merkezi haline getireceğiz. TÜBA, TÜBİTAK ve yükseköğrenim kurumları başta olmak üzere kurumları siyasi müdahaleden uzak ve özerk, reformcu yaklaşımla yeniden yapılandıracağız. Akademisyenlerin devlet kurumlarında olduğu gibi sanayi kuruluşları ve teknoparklarda çalışabilmesinin önünü açacağız. Tersine beyin göçü politikaları, beyin göçüyle mücadele eylem planı hazırlayacağız. Ülkemizdeki teknik ve mevzuat altyapısını uzaktan çalışmaya uygun hale getireceğiz. Ar-Ge ve yenilikçilik politikaları, kamu, üniversite ve özel sektörde teknoloji ve yenilikçiliği destekleyeceğiz. Akıllı ilaçlar ve biyomedikal teknolojiler alanındaki destek ve teşvikleri artıracağız. Türkiye Endüstriyel Tasarım Enstitüsü'nü kuracağız. Girişimcilik, yeni girişim şirketleri kanununu çıkaracağız. Girişimciliğe ilişkin hukuki tanımları net bir çerçeveye kavuşturacağız. Silikon Vadisi gibi girişimcilik merkezlerine özel temsilci, büyükelçi atayacağız. Kadın ve genç girişimciliğine yönelik özel teşvik paketleri hazırlayacağız. Bilim insanları ve uzmanlardan oluşan Bilim ve Teknoloji İstişare Kurulu kuracağız. Bilişimi stratejik sektör ilan edeceğiz. Fiber optik uzunluğu kısa sürede 2 milyon kilometreye ulaştıracağız. Yapay zeka ve otonom sistemleri şehri kuracağız. Sosyal medya platformlarının hak ve yükümlülüklerini tekrar ele alacağız. Sansür hükümlerini iptal edeceğiz. Kripto varlıklarla ilgili düzenlemeleri yapıp güveni sağlayacak küçük yatırımcıları koruyacağız. Eğitim ve öğretim politikaları, milli eğitimi ideolojik çatışma alanı olmaktan çıkaracağız. Devlet okullarındaki öğrencilere ücretsiz süt, su ve öğle yemeği vereceğiz. Okul öncesi, ilköğretim ve orta öğretimdeki öğrencilerin ders kitaplarını yardımcı kitaba ihtiyaç duymayacak ve yerel esnafa katkıda bulunacak şekilde ücretsiz temin edeceğiz. Liselere giriş sınavlarında her yıl değişen uygulamalara son verip bu sınavı süreç içinde kaldıracağız. Zorunlu eğitimi 1 yıl okul öncesi, 5 yıl ilkokul, 4 yıl ortaokul, 3 yıl lise olmak üzere 1 artı 5 artı 4 artı 3 şeklinde uygulayacağız. İlköğretim, ders saatleri ve müfredatı pedagojik açıdan çocukların yaşına uygun hale dönüştüreceğiz. Altyapı eksikliklerini gidererek tüm eğitim kademelerinde tam gün eğitime geçeceğiz. Kapatılan köy okullarını yeniden açıp taşımalı eğitime son vereceğiz. Birleştirilmiş sınıf uygulamasına zorunlu haller dışında son vereceğiz. Yükseköğrenim politikaları. Yükseköğretim kurulunu kaldıracağız. Yerine kurumların özelliğine müdahale etmeden yükseköğretimin planlaması ve kurumlar arası koordinasyonun sağlanması şeklinde sınırlı görevleri olan bir kurul kuracağız. Yükseköğretim kurumlarının yönetim ve denetiminin kendi öğretim üyelerinden seçimle oluşturdukları organlar eliyle gerçekleşmesini sağlayacağız. Üniversitelerde idari, mali ve bilimsel özelliği sağlayacağız. Üniversiteler düşünce, bilimsel çalışma ve tartışmaların merkezi haline gelecek. Akademisyenlerin ifade hürriyeti önündeki engelleri kaldıracağız. Öğretmen politikaları. Öğretmenlik meslek yasasını değiştirip özlük haklarını iyileştireceğiz. Öğretmen, uzman öğretmen ve baş öğretmen şeklindeki gruplamaya son vereceğiz. Öğretmen atamalarında mülakatı kaldıracağız. Yarının Türkiye'si için.